Burası Mahmatlı Oymağı Kara Yusuflu Köyü'nde Hacı Ömerler Obası'ndan Vakkas Ağa'nın oğlu Hacı, diğer adıyla Ayşe'nin oğlu Hacı, Ayşe'lerin hacısı. Onun ölümünden sonra onun oğulları sırasıyla Ahmet, Hayri, Kemal, İsmet, Orhan, onun oğullarına miras kalmış harman yeridir. Bu harman yeri 1983 yılında köye bir cami yapılması ihtiyacı doğduğunda oğullarına iletilmiş. Oğulları ise bu harman yerini cami yeri olarak köye hediye etmişlerdir, hibe etmişlerdir, armağan etmişlerdir. Zaten büyük oğulları rahmetli yaklaşık 1,5-2 yıl önce vefat etti. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Büyük oğlu Ahmet zaten köyümüzde yetişmiş ilk imam idi. Gaziantep'te Hasırcıoğlu Camii'nde imamlık yapıyordu. Ya da hazırlanıyordu. Tam tarih, oraya başlama tarihini bilmiyorum. Ama orada kesinlikle imamlık yaptığını biliyorum. Camide cumaya da namazı da gitmişliğim var. Ortaokul lise hayatımda. Yıl 1983'te bu harman yeri, o zaman rahmetli Kemal abi, yaşayan İsmet abi, bunlar köyde yaşıyorlar. Rahmetli yine Hayri abi, bunlar köyde yaşıyorlardı. Bunlara sorulduğunda harman yeri olarak köye, cami yerine, bu harman yerin cami yerine vermeye razı oldular. Ve cami yapıldı. Dönemin muhtarı ise Memikiyeoğlu Sait Çağlar idi. Ben ise lise 3'te okumaktaydım. Mehmet abimden sonra burada lise okuyan ilk kişiyim. Mehmet abimi sayarsak ikinci kişi olarak burada ben de lise hayatını okumakta idim. Bu harman yerin şöyle bir caminin yeriyle birlikte cami şurası yerle birlikte bir gösterelim. Caminin yeri de içinde olduğunu düşünün. Arkasında da köy var. Hemen altında Memkiya'dan kalma, o da 1967'de vefat etmiştir, ben 2 yaşındayken. Memkiya'nın büyük evi vardı, arada sadece yol var. Bu caminin yeriyle şu anda bizim hayat dediğimiz alan düşündüğümüzde harman yerinin bütünlüğü içermektedir. Şu dut ağacı ise o dönemden kalma dut ağacı. Çocukluğumuzda bunun dibinde oynardık ve bunun dutları beyaz renkli. Ak dut olurdu ve çok güzel idi. Bu tabi bu ağaç büyüdü zaman içerisinde. Söylediğimizin üzerinden çok yıllar geçmiş oldu. Şu anda kuş seslerini de duyuyorsunuz. Kendilerine vefat edenlere Allah rahmet etsin. Kalanlara da sağlık versin. Şu anda o kardeşlerden İsmet Şahin ve Orhan Şahin yaşamaktadırlar. İsmet Şahin şehirde oturmakta, Orhan Şahin ise köyde oturmaktadır. Cami nasıl yapıldı? Cami biraz sonra etrafını dolaştıracağım, size göstereceğim. Karataş'tan köylünün tamamen imecesiyle. Burada toplu gelinci gibi deriz biz. Bütün köylü toplandı büyük bir hevesle. Burası da eğimli zaten. Büyük bir hevesle, kazmayla, kürekle, beden gücüyle çalışarak temelini oluşturdular. Karataş yapıyla yapıldı. Ve de bizim bölgede de, bizim köyde de Karataş'ın üzerine işte betonla yapılan ilk yapı da diyebiliriz. Benim hatırladığım ilk yapıdır. Uzun sürede tek yapı olarak kalmıştır. Daha sonraki yıllarda, burası sanırım 5 yıl olmadı. Minaresi yapıldı hayırseverler tarafından. Minaresinde şöyle bir genel göstermiş olduk. Şu anda sabah saati 09. Tarih olarak 6 Nisan 2024 Cumartesi günündeyiz. Ben de bayram tatili sebebiyle İstanbul'dan Gaziantep'e geldim. Camiye girdim. Bunun aklıma geldi. Tarihini bir anlatayım dedim. Ve biz çok hevesliydik. Bütün köylüler bir camiye kavuşacaktık. Dediğim gibi hiçbir dışarıdan hiçbir maddi yardım almadan
tamamen köylünün imecesiyle yapılmış bir camidir. Burası ise ayak yolunun olduğu yer. Sonradan yapıldı. İncir ağacı. Daha sonraki yıllarda ise lojman denilen imam evi yapıldı. Fakat bundan yine 4-5 yıl önce yıkılıp yenisi yapıldı. Cami, imam evi olunca köylerin ve çevre köylerin ellerin cebine attıklarına tanık oluyoruz. Ama eğitimle ilgili bu duyarlılığı göstermemektedirler. Camiye göre çevre konumunu bir göstermek istiyorum. Şöyle, önce şu görüntü çok güzel oluştu. Şu anda tam batıyı gösteriyor kamera. Şöyle yolu da göstereyim. Ondan sonra çevreyi gösterip camiye. Burası da yeni yapılan evler. Bizim şöyle, şu sosyal tesis görünüyor arkada, taziye evi. Onu ayrı anlatacağım. Şehit Hasan Ağa'nın bıraktığı harman yeri. Şehit Hasan Ağa ile Vakkas Ağa kardeşler. O kardeşler köye böyle hayır çocuklarına bıraktılar. Çocukları da hayır olarak camiye, taziye yerine hediye etmiş oldular. Tam şu anda kuzeyi gösteriyor kamera. Şu anda doğuya yöneldim. Yeni yapılan yerler. Genel görüntüyü size gösterdikten sonra şu arkada ağacın arkasında görünen yer Döküztepe. Şu anda görüyorsunuz. Yani bizim köyümüzde sonuçta yeşil. Camiye yaklaşıyorum. Caminin içini de göstereyim. Şöyle. Burada da çok fotoğraf çektirdim. Aynada kendim görünüyorum. Köyün camisinin adını tabelasında size göstereyim. Şöyle. Bakın. Cami içinden de bir görüntü almak isterim. Ama önce etrafında bir tur attıktan sonra işte bu harman yerin sınırı, doğu sınırı burası oluyor. Şurası doğu sınırı. Şöyle. Görüntümüz bu. Şöyle bakıyoruz. Şu karşı duvar, ağaçların olduğu yer, karşı duvar batı sınırı oluyor. Minare kuzey batı köşesi oluyor minarenin bulunduğu nokta. Şu duvar da kuzey duvarı oluyor. Pazarcık depreminde şu duvar yıkıldı. Az hasarla atlattı bizim köy. Şimdi yeniden yaptırmışlar. Şuraya şu duvarda şu taşları da ben ördüm şunu korumaya almak için. Dut ağacı kurumuş ama kökünden ışkın çıkmış. Onu korumaya almak için şunu da 3-4 gün önce ben ördüm. Evet. Şimdi caminin şöyle içiyle ilgili az çok fikrimiz olsun diye şuradan hemen göstereyim. Şu an bu kapı açık. Ama sanırım bu kapı kapalı olması lazım. Hiç denemedim. Gösterge de bir bakalım. Şöyle devam edelim. Şurada da şunu yazmış imamımız. İmam buradayken kapı açıkken çekim yapsaydım daha iyi olurdu ama az çok fikrimiz oluştu. Şurası kadın cemaat yeri. Burası genel cemaat yeri. Şurası ise ek olarak gösterilmiş, yapılmış bir yer. Devam edelim şimdi. Ben size taş duvarı göstereceğim. Burada eğimden rakım farkını göstereceğim. Hani kot farkı derler ya. İşte. Bakın. Bir kot farkı aynı zamanda bir kat farkıdır. Thank you.
sosyal tesisi Taze Evi'ni ayrıca anlatacağım. İşte buralar, tam şu alan, şöyle biraz geriye çekileyim. Tam şu alan, iki harmanın kesiştiği yer idi. Ve burada büyük taş vardı, toprak yapı. Burada cami yeni yapıldığında bu harman yeri topraktı. Bu caminin de toprağın üstünde yatmak öyle güzel oluyordu ki çocukluğumda. Serin oluyordu. Batı yeri esiyordu. Yani biz onu kıble deriz. Şeyi düzeltiyorum. Garbi yeri deriz. Batı yani. Oradan rüzgar eserdi. Burası topraktı. Burada yatardık. Şu alana da harmandı. İkinci harman. Dediğim gibi orayı sonra anlatacağım. Burası böyle. Evet, bir de buradan şöyle bakalım. İşte iki caminin, iki harmanın kesişim yeri. Benim dedem Hasan Ağa ile onun ağabeyi Vakkas Ağa'nın harman yerleri. Üç kuşak sonra birisi Taziyev için, birisi ise cami için hayır olarak kullanılmakta. Hayırlarından onlar da yararlanıyordur bizim inancımıza göre. Caminin genel tarihi bu. Rahmetlilerin bize bıraktığı, onların çocuklarını ise bunu olumlu yönde kullandıklarının hakkını vermek amacıyla bu çekimi yaptım. Son bir kez şöyle bir gösterelim çevremizi. Arkadaki dağların görünüşünü de bir alalım. Arkaya bakış açısı bu. Minare kapısı bu. Doğusu bu. Köy böyle. Ve bu harmanın sadece harmanken, toprakken, etrafı taşken, cami yokken işte var olan küçük dut ağacı bu. Çocukluğumuzda bu da hemen köyün kenarı olduğu için çocukluğumuzu hep burada oynardık. Ve cami yapıldığında dediğim gibi dibini de kullanırdık gölgelik olarak. Şöyle güzel bir görüntüyle noktalamak istiyorum.